Merhaba sevgili masal arkadaşım. Bugün sana Zeynep Usta masalını anlatacağım. Ama istersen sen de birmasal.com'a girerek oradan okuyabilirsin. Zeynep Usta. Zeynep Usta düzenli ve dakik bir insandır. Kışını yazdan, yazını kıştan hazırlar, gündüzünü de geceden, gecesini sabahtan bilir. Herkes çok ama çok özenir Zeynep Usta'ya. Ama bizim Zeynep Usta'nın başı minik bir aşırıcı ile derde girmiş bugün. Aşırıcı diyor ama kim olduğunu da bilmiyormuş. Bütün yaz boyu uğraşmış Zeynep. Ekmek hazırlamış, salçalar yapmış, domatesler, fasulyeler, soslar, turşular. Oho, neler neler. Tek başına da yapmamış hani. Mert de hep yardım etmiş ona. Beraber ezmişler, kesmişler, doğramışlar. Beraberce tüm bu güzel yiyecekleri kilere kaldırmışlar. Zaman geçmiş, sonbahar gelmiş, kış da gelmiş. Artık ihtiyaç başlayınca kilere de gider gelir olmuş Mert ve Zeynep. Ama ara ara bir gariplik fark etmeye başlamışlar. Zeynep, sanki burada daha çok kap vardı. Çok ilginç. Ekmeklerin sayısı daha mı azalmış ne? Diye kendi kendine söyleniyormuş. Gerçekten de azalıyormuş tüm yaz hazırlıkları birer birer. Tamam demiş Zeynep. Ben buraya bir tuzak kurayım da bunu bir öğrenelim. Ve kilere bir parça kek koymuş. Eğer demiş bu kek alınırsa demek tatlı seven bir aşırıcım var. Ertesi gün bir bakmış ki kek gitmiş. Tamam demiş Zeynep. İzlemeye başlıyorum ben. Ve işte izlerken onu görmüş. Minik bir kedi. Bembeyaz, yumuşacık, çok tatlı bir kedicik. Merhaba demiş kediye Zeynep. Kedi önce şaşırmış. Hiç karşılaşacağını düşünmüyormuş çünkü. Ama ilk şaşkınlığını atlattıktan sonra o da merhaba demiş. Sonra konuşmuşlar. Kedicik aç olduğu için ve kış aylarında dışarıda yemek bulmak zor olduğu için Zeynep'in kilerine geldiğini söylemiş. Zeynep'in tabii canı sıkılmış bu duruma ve bir anlaşma yapmışlar. Evde ona arkadaşlık ederse kediye her zaman yemek verebileceğini söylemiş. Tabii kedi çok şaşırmış. Her zaman arkadaş olabileceklerini düşünmüş ve çok mutlu olmuş. Zeynep bir arkadaş edinirken kedicik de sıcacık bir ev bulmuş. Ya masal arkadaşım, yine bir masalın daha sonuna geldik. Ama diğer masallarımızdan haberdar olmak istiyorsan seni hemencecik YouTube kanalımıza abone olmaya davet ediyorum.